O da vardı. Merhaba Leyuha kanalıma, hoş geldiniz. Bugün Forever'den Expectional diye bir şarkı izleyeceğiz. Production by Note ve Ben Luspo'ya ait. Forever bayağı bir çalışkan bir grup, çok fazla yoğun bir grup. Sürekli olarak içerik görebileceğiniz bir grup bence. Hani Taylandlılarda falan böyle özellikle kadın gruplar arasında böyle çok fazla etkin ve çok fazla böyle çalışan bir grup. Cidden bu durumlar bence önemli. Yani gruplar mesela comeback atıyor. Bazen comeback'ten comeback oluyoruz. Arada bir variyete atayım kanallara falan boş kalmasın diye takılıyorlar ama Forif bence bu durumu aşan bir grup. Forif yani böyle sürekli olarak bir performans, sürekli bir MV, sürekli bir yere konuk oluyorlar, sürekli bir şeylerin içindeler. Sürekli bu durum olması falan bence bayağı iyi ve çünkü sektör biraz da eğlence sektörü olduğu için ayakta durmak mecburiyet ve yanman gerekiyor. Ayakta duramazsan çünkü bir yerden sonra unutulabiliyorsun. Bunun sebebi de şu. Çok fazla yani grup var, idol var. Yani bu rapçisi olur, normal şarkısı olur, şarkıcısı olur. Yani sadece tabii şarkı içerisinde, şarkı anlamında da geçerli değil. Bu bayağı bir şeyi kapsayan bir durum. O yüzden bende sağlam grup şarkıları falan var. Neyse abi direkt de geçelim, izleyelim. Daha fazla Fori veya Production by Note veya Ben Luspo hakkında video istiyorsanız veya Tayland'da herhangi bir şey istiyorsanız da video beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Let's go diyelim. Tamam. Güzel açıldı bu arada. Sert ve agresif. Kameraların falan böyle yönelimi falan da beğendim bu arada. Hey. Böyle sanki böyle bir geriden böyle bir mikrofondan ama böyle o mikrofonu söylerken ki bir nasıl desem bir aksama biraz daha böyle mikrofon olduğu belli olur yani özellikle kötü mikrofonlarda falan öyle bir his var gibi hoşuma gitti ama. Sanki hoparlörde biraz sıkıntı varmış gibi ses çıkıyor falan böyle sesler hoşuma gidiyor benim genellikle. Rihanna. Hey. Müzik bayağı eğlenceli hoşuma gitti. Oha, sen yok. Beyler onlar nasıl parmak dolu? Creepy sahne biraz. Oğlum bayağı cool. Back vokaller hoşuma gitti bu arada. Tamam, oha. Hey. Sanki böyle şey gibi hissettim. Kendimi peri masalında veya böyle gerçek dışı bir şeyde hissettim ki zaten biraz daha öyle havası var sahnelerde falan. Müziği de bununla uyumlu olmuş. Hani şu an bir dakika 8 saniyelik kısımda böyle biraz daha gerçek dışı, biraz daha böyle masalımsı, biraz daha böyle animasyon bir şeyin içinde falanmışız gibi hissediyorum kendimi. O yüzden hoşuma gitti yani. Şu ana kadar verilmek istenen durum güzel verildi diye düşünüyorum. Dıldın iyi. Aa bu şey lan. Bu Full Metal Alchemist değil mi kimya ile alakalı? Oradaki isimler abi. Yanlış mı biliyorum? Anime vardı öyle. Yanlış mı biliyorum? Ego'yu hatırlamıyorum ama. Şuradaki rakip bayağı iyiydi bu arada. Kena. Lenslerimiz güzel. Last aynen Full Metal Alchemist'teki karakterler bunlar. Niye öyle bir şey yapmışlar bilmiyorum ama. Great aynen o da vardı. Çocuğun kızın hepi güzeldi bu arada. Hey, yüz ifadeleri güzeldi. Bir
çok iyi bu arada. Hey. Sluts, o da vardı. Sahnelerin geçişi bayağı iyi ya, görkemli. Hani böyle bir açılış olarak falan güzel yapıyorlar. İnsanın şaşırtma efekti falan böyle üst seviyede hoşuma gitti. Bir anda. Çat. Böyle sahneler insanı tekte gördüğü ilk zamanda gördüğü zaman böyle biraz etkileme durumu oluşabiliyor. Buradaki durum da öyle bence. Oha! Sofra yedim bitirdim mi lan? Wow. Biraz daha rahat ve hani kendileri olmak istiyor herhalde karakterler, direkt öyle anladım yani. Doğal olmak istiyorlar sanırım. O da var. Kurtulmak da istiyorlar. Aynen işte hani iyisi. Dediğim gibi. Böyle hani daha pozitif, daha böyle olumlu, daha ılımlı olmaya çalışıyorlar. Karakterlere falan yansıtıyorlar ve bu durum yaşanıyor yani şu an, hoşuma gitti. Just a moment. Hey. Tamam. Hey. Tamam. Wow. Tamam. Oo. Borovin işareti bu mu? Sahneleri güzeldi bu arada ya. Anlamlıydı da hoşuma gitti. XO XO Atlas da geçenlerde şarkı çıkardı bu arada. Hani çocuklar bayağı çalışıyorlar ya. Helal olsun valla. Bunu yapmak falan cidden zor yani. Sürekli bir etkinlik, sürekli bir şeyler falan var. XO XO şirketi falan cidden bayağı bir çalışıyor yani. Şarkının etkileşimi de güzeldi. Şarkının verdiği hissiyat da güzeldi. Bir oluşum var, bir durum var. Çocukların ne hale aslında en başta ne oldu ama ne olmak istediğini falan belirten unsurlar vardı. Bence bu durum güzeldi. Başta aslında mutlu gibi gözüküyorlardı. Bana öyle geldi daha doğrusu biraz. Ondan sonra aslında mutlu olmadıklarını falan anladık. Durumu falan yansıtmaları da bence güzeldi. MV baya bir hani sihirliydi. Ben en başta gördüğümde dedim ki herhalde performans videosu gibi bir şey olacak sanırım. Ama şu sahnelere falan böyle yani buradaki dans edilen mekanı falan hiç beğenmedim bu arada. Onu direkt söylemem gerekiyor. Bence bütün MV'nin klasını falan bozmuş diyebilirim ya. Yani. O kadar kendi içerisinde falan böyle baktığımda. Yani duvarlara falan biraz pisti, ne bileyim. Bana pek özenilmiş gibi gelmedi yani bu duvarlara falan nedense. Tamam hani okey, biraz daha şurası gerçek dışı boyut falan var ama şuradaki görüntü tamamıyla beni üzdü yani daha doğrusu, demek istedim ama. Neyse abi, videonun da son diyelim ama genel olarak güzeldi daha doğrusu. Bunu söyleyelim. Daha fazla Foro veya XO, XO şirketi hakkında video istiyorsanız video beğenip yorumlarda bunu belirtebilirsiniz. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Yaz bakın, görüşmek üzere. Bay bay.